Yaktılar, yıktılar. Katliam gerçekleştirdiler. Arkalarında büyük bir yıkım bıraktılar. İsrail ordusu Gazze şeridindeki Han Yunus kentinden çekildiğini duyurdu. Geriye bu manzara kaldı. Ordudan yapılan açıklamaya göre kentte görev tamamlandı. 98. Komando tümeni çekildi. Gazze şeridinde sadece bir tugay kaldı. O da sivillerin kuzeye dönmesini engellemekle görevli. İsrail, Han Yunus'tan çekilince kentin hayalete dönmüş sokakları görüntülendi. Yıkımın büyüklüğü gün yüzüne çıktı. Cadde ve sokaklar tarumar olmuştu. Tek görülebilen yıkılmış binalar, harabeye dönmüş hastanelerdi. Ancak bu çekilme savaşın sonu değil. İsrail ordusu Gazze'deki saldırılara devam edeceğini açıkladı. Hamilhama be'aza nimshechet ve anahnu rechokim mi lehafsik. Bkhire Hamas adayin mistatrim. אנחנו נגיע אליהם במוקדם או במאוחר. Savunma Bakanı Yoav Gallant da Han Yunus'ta Hamas'ı felce uğrattıklarını söyledi. Çekilmenin gerekçesini de açıkladı. Bir sonraki hedefin Refah olacağını belirtti. İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner ise ordu birliklerinde azalma olsa da operasyonların sayısı artacak dedi. Refah'ı Hamas'ın kalesi olarak niteledi. Hamas'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Nuseyrat Mülteci Kampı ve Kuveyt Hastanesi'nin çevresi hedef alındı. Şehitler ve yaralılar var. Kassam Tugayları ise İsrail'i uyardı. Gazze'nin sokaklarında yanacaksınız dediler. İsrail tanklarının patlatıldığı görüntüleri paylaştılar. Tankların sıfır noktasından hedef alındığı görüldü. İnsani kriz durumu da gittikçe derinleşiyor. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Filipe Lazzarini endişelerini dile getirdi. Gazze'deki cehennem çukuru gün be gün derinleşiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden de taraflara barış için çağrı yapıldı. Ancak İsrail halkı bu saldırılardan memnun değil. Yapılan bir ankete göre halkın %68'i İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaşı iyi yönetemediğine inanıyor. Hükümet karşıtı protestolar da sürüyor. Binlerce kişi Kudüs'teki meclisin önünde toplandı. Ateşkes ve esir takası talep ettiler. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifasını istediler. ABD'nin başkenti Washington'daki gösteride de esir takası anlaşması talep edildi. Benzer bir eylem New York kentinde de vardı. Kanada'nın Toronto kentinde ise Gazze'ye destek mesajları gönderildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de binlerce kişi Filistin için toplandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Endonezya'da ise Gazze'liler için dua edildi.